Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah güzellikler bizi bulur. İyiliklerle buluşuruz. Güzel insanlarla karşılaşırız. Bize sataşanlar bile güzel olur. Peki hayatın içerisinde insanoğlu bazı şeylere karşı sessiz kalıyor. Sessiz kaldığı an haksız mı olur? Haklı mı olur? Susmak mı iyi, konuşmak mı iyi? Çok konuşmak mı iyi, gevezelik yapmak, yoksa alttan alıp idare etmek mi iyi? Öncelikle sessiz olmak, sessiz kalmak birçok beladan kurtarır, birçok belaya karşı bir kalkandır. Ve gevezelik, çok konuşmak da her zaman zararlıdır. Kendisine de, olduğu ortama da zararlıdır. Biz çok biliyor zanneden insanlara ne diyoruz? Ukala, yani akıl kelimesinin mübalağa ismi faili, çok bilen, çok akıllı kendini zanneden kişi olarak addediyoruz. Bir kelimeyle hem kendimizi hem etrafımızı susturuyoruz. Biz içinde yaşadığımız bu alemde bugünü ve bundan sonraki günleri düşünüyoruz. Ama dünya takvimine göre çok kıymetli gibi gözükse de belki de diğer açıdan, diğer alemden baktığımızda çok küçük, birkaç saniyelik, belki salise diyeceğimiz kadar kısa bir dönemi barındırıyor olabilir. Bir defa bu alemde yalnız olduğumuzu unutmayalım, olmadığımızı. Çünkü yalnız değiliz. Herkes yanımızdan gitse de Allah bizimle beraber. Biz Allah'a karşı özrümüzü beyan ederiz. Allah Celle özrümüzü kabul etti mi, dünya kabul etmese de bir anlamı yok. Ama kullar da önemlidir. Çünkü insanlara karşı kibar olmak lazım. Bilgeliğimizle, bilgilerimizle kötülüğümüzü ancak karşılık verebiliriz. Çünkü kötü olan insanlar bizim hakkımızda kötü düşünebilir. Çünkü o insanların vazifesi bu. Fakat bizden daha iyi olan insanlar bizim hakkımızda hiçbir şekilde rahatsız olucu bir duygu içerisinde olmazlar. Umursamazlar bile. Çünkü biz hatalar yaparak önemsemediğimiz şeyleri çoğunlukla, sıklıkla kaybederiz. Bazen sevdiklerimizden kaçarız. Bazen sevdiğimiz yerde bile olmak istemeyiz. Memnun etmeye çalışırız yabancıları, eli. Ama unutmayın, dünyada en çok memnun edilmesi gereken kişi insanın kendisidir. Sizde huzur varsa her taraf huzurludur. Siz huzuru kaçırdıysanız, huzursuz kaldıysanız, inanın herkes huzursuzlanmaya başlar. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir bakışta, nasıl bir oluşta yakalayabiliriz bu ince detayı? Biz şunu biliriz, sevilen bir insanda kusurlar bile sevilir. Ama sevilmeyen bir insanda erdemler bile hoşnut olunmaz. Erdemler bile onda hoş durmaz. Bu alemde vazifeli olduğumuzu, bu dünyada bir takım işlerin üstesinden gelmemiz gerektiğini bilerek hayatı takip etmemiz gerektiğini unutmayalım. İntikam duygularından uzak kalmalıyız. Bir defa intikam almamak, her şeyi affetmek anlamına gelmez. Yakın olmadığımız zaman da uzak olduğumuz anlamına gelmez. Çünkü insan baktığı yerden nereye, hangi duygularla baktığıyla ölçülür. Uzaklar yakın olur, yakınlar uzak olur. Yan yanasındır ama artık çok uzaklaşmışsındır. Karı koca kimlikte duruyordur. Ortaklık sadece şirket evrakında duruyordur. Arkadaşlık sadece insanların dilinde onlar arkadaşlar diye tekrarlanıyordur. Ama dostluk çoktan bitmiştir. Bazen farkında bile değildir insanlar. Çok yazık.
Bugüne kadar beni hep idare ediyordu, şimdi idare etmiyor. İdare edilmeyecek kadar hassas bir noktadan kırmışsındır kalbini insanın. Bağıra bağıra konuşanlar korkmayın. Susarak zamanı geçirmeye çalışan insandan endişe edin. Çünkü en çok onun kalbi kırılmıştır. Çok hassas olan arkadaşlarımız da var. Çok fazla. Çok kırılgan. Aman aman her şeye kırılıyor. Yani en ufak bir hatayı tolere etmiyor. Hiç. Sıfır. Böyle olmak da değil aslında. Defalarca söylenmesine rağmen aynı hatayı ısrarla yapmak. Defalarca tembihlenmesine rağmen aynı hatayı inadına yapıyor gibi gözükmek. Sevmediği şeyi devamlı karşısına getirerek onu mahcup duruma düşürmek. Milletin önünde nasihat çekerken ona hakaret olduğunun farkında olmamak gibi birçok örneği sizlerle paylaşabiliriz. Aziz dostlar, birbirimizi idare etmekle mükellefiz. İsterseniz Türkiye'nin, dünyanın en büyük holdingi yönetin. En büyük holdingini yönetmek demek, etrafınızdaki insanları kırmak demek değildir. Ama standartınıza uygun, seviyenize uygun, artık şirketin büyüdüğü noktadan ileriye doğru getirme hususunda size eşlik edemiyorsa asistanınız, iş ortağınız, kardeşiniz, şirketinizin, sizin değerlerinizin büyümesinden rahatsız oluyorsa, daha öte boyutu, orada durmanızın bir anlamı yok artık. Çünkü hayatta her şey ilerliyor, her şey büyüyor ve siz büyümediğiniz zaman sınıfta kalıyorsunuz. Tıpkı ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, bunlar nasıl büyüyor ve büyümek zorundaysa, insan da böyle duygularla büyümek zorunda. Bu duygularla kendini geliştiren, ilerleten, yöneten, ileriye doğru ivme kazanmış insanlar kendilerini yavaşlatan insanlarla olmak zorunda değil. Bu demek değil ki onlarla bütün dostluğu, arkadaşlığı bitirin. Kavga ederek ayrılın. Hayır. Kalp kırmadan, geçen günlerin kıymetini bilerek, destek verdikleri günlerin farkında olarak teşekkür halinde hediyelerle onlarla yollarınızı kısa bir süreliğine ya da uzun bir süre olacaksa da dostluğu bozmadan, arkadaşlıkları yitirmeden güzel günlerin hatırına güzel bir ayrılışla ayrılın. Evliliklerde de böyle. Şirket evlilikleri de böyle. Olabilir. Hiç kimse yine kıyamete kadar arkadaş kalamayabilirsiniz. Ama bazı dostluklar vardır ki ahiretliktir. Çok ötedir. Çok başkadır. Kusur görülmez. Kusurlar kapatılır. Kusurlara bakılmaksızın, kusurlara takılmaksızın birbirini tamamlamak üzere vardır o dostluklar. Bu dostlara selam olsun. Dostluğunu böyle yürütenlere selam olsun. Onlara hayranız. Allah onlarla beraber dost olmayı, dünyadaki bu sohbeti, bu sahabeliği, dostluğu, ashab oluşu, ahirette cennet arkadaşı, cennet komşusu olarak da devam ettirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bugün sohbet biraz hayatın içinden oldu, arabadaki sohbet. Biz zaten hayatın içindeyiz. Bir de bu hayatın ne olur cehenneme çevirmeyin. İçinde bulunduğumuz yaşamı Allah Teala bize başımıza bela olsun diye değil, başımıza deva olsun diye, güzellik olsun diye, güzellikleri paylaşalım diye lütfetti. Kavga edelim, savaşalım, birbirimizi bitirelim, yok edelim diye değil. Birbirimize sarılalım, birbirimizi var edelim, birbirimizi sevindirelim, Allah'ın sevgili kulları olalım diyerek kunu ibadallah ihvane, Allah'ın kulları kardeşler olunuz müjdesine nail olalım ister Hazreti Allah, Hazreti Kur'an, Hazreti Peygamber. Öyleyse kadrimizi, kıymetimizi bilelim. Açıklarımızı, kusurlarımızı değil, güzel taraflarımızı birbirimizle buluşturarak teşekkürvari hallerle zenginliğimize zenginlik katalım. Bugünkü sohbet böyle oldu. Herkesin vereceğin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.